Annem böyle yediğimizi görse küplere biner. Çocuklar, evde bir sürü yemeğimiz var. Yemeyin şu kuru şeyleri. Zülen'in iştahını ancak böyle açtık. Ne yapalım? En güzel pizzayı nerede yedin? İtalya. Ya. Peki, en ilginç yemekleri nerede yedin? Her yerin değişik mutfağı var. Farklı farklı tatları. Ne bileyim, bir sürü şey yedim. Hangisini anlatayım? Dünyayı tanımak çok güzel bir şey. Öyle. Değişik kültürler görüyorsun. İlginç insanlarla karşılaşıyorsun. Düşünsene, hiç tanımadığın bir insana dostluk kuruyorsun. Çeşit çeşit sevgililerin oluyor. Değişik ülkelerde değişik kadınlar girmiştir hayatına, değil mi? Affedersin, ben de melek gibi sıkıştırıyorum seni. Aa, beni de karıştırıyorsun. Bu evin meraklısı sensin, ondan. Eda ile görüşüyor muydunuz yurt dışında? Evin meraklısı kimmiş? Aklıma geldi diye sordum. Ara ara. Öyle. Akşam da gitmedi. Bozulmuştur. Böyle bir durumda bozulacaksa yuh yani. Ben bir Halil abiye bakayım. Ne yapıyor? E kaldı bunlar. Doydum. Afiyet olsun. Ya niye öyle söylüyorsun? Gerçekten ben merak ediyorum sanacak. Etmiyor musun? Sen de ediyorsun. Tam kapalı kutu ama, değil mi? Halbuki bize anlatmayacak da kime anlatacak? En yakınlarıyız. Öyle. Hangi birini anlatacağını bilemiyordur belki de. Bir anlatmaya başlarsa arkası gelmeyecek. Ondan korkuyordur. Ben babamlara çay götüreyim. Eyvallah, sağ olasın. Yardım ister misin? Hayallerini bulaştırma. Hallederim ben. Bu da eskidi artık. Tamir tutmuyor. Bizim gibi. Zaman ne çabuk geçiyor, değil mi? Ya, ne demez. Sen de buraya geldin de çocuk. Bak, koca adam oldun. Sen kaç yaşında geldin buraya? 34. Esed'le burada tanışıp evlendiniz yani. Feride Hanım sayesinde. Çöpümüz zor çattı. Anlatsana şu hikayeyi, bilmiyorum. Boş ver, yıllar olmuş. Anlat, anlat. Merak ettim. Feride Hanım eşe dostu haber sağlamış. Güvenilir bir kahya arıyorum diye. Ben de çıktım geldim. Geldim, işe başladım. Esed o zamanlar Zülal'in bakıcısı. Hoşlandım ben. Onlar Esed'i çok seviyorlar. Çok da güveniyorlar. Esed Zülal'in doğumundan önce mi buradaymış sonra? Onlar daha eskiden beri beraberler. Hani Feride Hanımlar Ayvalık'ta yaşamışlar ya bir süre. O zaman da yanlarındaymış. Yani Zülal doğduktan sonra geldiler buraya. Ta o zamanlardan Esed yanında. Ne oldu şimdi? Niye eskilere gittiniz o kadar? Annenle babanın hikayesini dinliyordum. Çay yaptım. Yine sallama yapmış. Tembel. Ben alışığım. Sonra? İşte sonra Feride Hanım bir sürede beni ölçtü, biçti, tarttı. Uygun buldu. Esed de razı etti. Evlendik. Sonra da bu güzeller güzeli doğdu. Bizim biriciğimiz. Şükürler olsun bugüne geldik. Ben hala bu sohbetin niye başladığını anlamadım. Necat merak ediyor. Ben de anlattım. Sen niye geçmişe merak sardın birden? Hiç. Öylesine. Belki kendi çocukluğuma dair bir şeyler bulurum diye. Neyse, benim maillerime bakmam lazım. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın.